Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 3'ü bir yerde matematik keyifli kitabında ikizkenar üçgende açıortay, kenarortay ve yükseklik konusuyla devam ediyorum arkadaşlar. İkizkenar üçgende ve eş üçgende arkadaşlar. Bakalım. Öncelikle incelediğim zaman arkadaşlar. İkizkenar üçgendeki açıortay, kenarortay ve yükseklik bize ne gibi özellikler veriyor ve ben bunları sorularda nasıl kullanacağım bunu göreceğiz. Bir ikizkenar üçgende tabana ait yükseklik, açıortay ve kenarortay olan doğru parçası aynıdır arkadaşlar. Bakın ikizkenar üçgende bu aynı zamanda eşkenar üçgende de geçecek arkadaşlar. Unutmayalım. Yalnız burada tabana ait yükseklik, açıortay ve kenarortay üçü de aynı doğru parçasıdır diyoruz. Devam ediyorum. Örneğimizi incelediğimiz zaman AD arkadaşlar dikkat edelim. BC kenara ait yüksekliktir. Arkadaşlar burada iki şartı yani birisi yükseklikse ikizkenar üçgende bu aynı zamanda kenarortaydır. Zaten ikisini sağlıyorsa otomatik olarak aynı zamanda açıortaydır diyeceğiz arkadaşlar. AD BC kenarının yüksekliğidir. AD yine BC kenarının kenarortaydır bakın. İkizkenar üçgen olduğu için ve yine AD A açısının açıortaydır diyoruz. Bunları arkadaşlar biz mutlaka sorularda göreceğiz ve düşüneceğiz. Bakın ne diyor? Aynı kenara ait yükseklik, açıortay ve kenarortaydan herhangi ikisi varsa üçüncüsü de vardır diye düşüneceğiz. Evet, birinci soruma bakıyorum. Aşağıda noktalı kağıtta verilen üçgenlerden hangilerinde bir kenara inen, bir tabana inen yükseklik, açıortay, kenarortay aynı doğru parçasıdır diye soruyor. Arkadaşlar burada benim neyi düşünmem gerekiyor? Eğer aynı olması için en azından ikizkenar üçgen olması gerekir. Ya ikizkenar olacak veya eşkenar olacak arkadaşlar. En azından ikizkenar üçgen olmak zorunda diyoruz. Şimdi A'ya baktığım zaman bakın arkadaşlar şu karelizeminden geçiyor. 3 noktadan geçtiği gibi görüyorum. Bakın bu ikisi birbirine eşittir. Yani ikizkenar üçgendir. O halde buradan inen doğru parçası hem kenarortaydır, hem yüksekliktir, hem de açıortaydır diyorum. Evet, B'ye baktığım zaman 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Bakın arkadaşlar buradan inen doğru parçası hem yüksekliktir, hem açıortaydır, hem kenarortay olmak zorundadır diyorum. Evet, C'ye baktığım zaman arkadaşlar ikizkenar üçgen olduğunu göremiyorum. O halde olmaz diyorum. C'ye baktığım zaman da bakın arkadaşlar bu kenar ile bu kenar birbirine eşittir. Yani ikizkenar üçgendir diyorum ve burada tabana ait yükseklik arkadaşlar hem açıortay hem de kenar ortay olur diyoruz. Evet, ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruya geçtiğim zaman ABC üçgen AB ve AC bakın arkadaşlar şunlar birbirine eşit. Yani ne demek istiyor? İkizkenar üçgen diyor. DC ile BD 2 santimetre ve birbirine eşit. Yani kenarortay arkadaşlar. Buna göre ADC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Burayı istiyor. Arkadaşlar ikizkenar üçgen olduğunu gördüm. Kenarortay olduğunu gördüm. O halde BC kenarına ait yükseklik aynı zamanda AD yüksekliktir diyorum. AD kenarortaydır. Yüksekliktir. Ve açıortaydır diyorum. O halde bizim ADC'nin ölçüsü arkadaşlar burada ne olur? 90 derece olur derim arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, ABC üçgen DC açıortay, DC aynı zamanda kenarortaydır. Benim burada anlayacağım DC aynı zamanda ikisini sağladığı için yüksekliktir diyoruz arkadaşlar. Yani burası 90 derecedir diyorum. Buna göre BCD açısı BCD benden bu açı istiyor.
Arkadaşlar bakın burası 90 derece ise o halde ben BCD açısının ölçüsünü bulabilmek için 90'dan 55'i çıkarabilirim. Veya üçgenin iç açıları toplamı 180'dir derim. 90 ile 55'i toplarım. 90 ile 55'i toplayacak olursam 145 derecedir. 180'den 145'i çıkarıyorum arkadaşlar. Ne olur? 35 derece olur diyorum. Sorumuzun cevabı 35 derecedir diyelim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Dördüncü soruya baktığımız zaman ABC üçgen, BD kenarortay, ABC 80 derece arkadaşlar ve BD ile AC birbirine diktir. BD ile AC. Bakın burada yükseklik dedim. H ile göstereyim. Aynı zamanda kenarortay dedi. O halde ne olur arkadaşlar? Otomatik olarak aynı zamanda biz buna açıortaydır deriz. Buna göre A açısı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar ABC açısı 80'di. Şöyle düşünüyorum bak. 80 ise ve açıortay ise buraya 40 derece kalır. Buraya da 40 derece kalır diyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olabilmesi için o halde A açısı 50 derece olur diyorum. 90'dan 40'ı çıkaracak olursam çünkü 90 var. Diğer ikisinin toplamı 90 olmak zorunda. 90'dan 40'ı çıkarıyorum. 50 derecedir diyorum. A açısının ölçüsüne diyelim arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Birinci soruya baktığımız zaman aşağıdaki üçgenlerden hangisinde AD hem açıortay hem kenarortay hem yükseklik değildir diye soruyor. Arkadaşlar incelediğim zaman şimdi A şıkkına bakıyorum. İkizkenar üçgen olduğunu görüyorum ve kenarortay olduğunu görüyorum. İkizkenar üçgende kenarortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açıortaydır. B'ye baktığım zaman dik indiğini görüyorum ve açıortay olduğunu görüyorum. Aynı zamanda ikizkenardır diyorum ve kenarortaydır diyorum. C'ye baktığım zaman ikizkenarı ve açıortayı gördüysem yüksekliktir ve kenarortaydır diyorum. Ama D'de arkadaşlar sadece ne görüyorum? AD'nin yükseklik olduğunu görüyorum. İkizkenar olduğunu gösterecek, yani kenarların eşit olduğunu gösterecek bir durum yok. BD ile DC'nin eşit olduğunu gösteren, yani kenarortay olduğunu gösteren herhangi bir durum yok arkadaşlar. O halde burada bu AD açıortaydır, yüksekliktir veya kenarortaydır diyemem arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. İkinci soruya baktığımız zaman ABC üçgen, DC açıortay arkadaşlar. AB, DB 4 santimetre ve birbirine eşit. DC 8 santimetre. Buna göre alan ABC, yani ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar üçgenin alanı için taban çarpı yükseklik gerekiyor. İkiye böleceğiz. Şimdi tabanı görüyorum. AB tabanı olarak alırsam ve AB'nin arkadaşlar bakın kenar ortay olduğunu, açı ortay olduğunu söylüyorsa bu DC aynı zamanda yüksekliktir diyorum. O halde AB'nin uzunluğu 8 santimetre, yüksekliğimiz 8 santimetre ve bölü 2 diyorum. Sadeleştirecek olursam 4, 1, 8 kere 4, 32 santimetre kare olur alan diyorum. Ve B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Üçüncü soruya baktığımız zaman ABC üçgen, BD açıortay arkadaşlar ve BD AC'ye diktir. DC'nin uzunluğunu 5 santimetre verdi. AB 13 santimetre, AD 3x eksi 4'tür diyor. BC y artı 2'dir diyor arkadaşlar. Buna göre x artı y kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın şu B'nin açıortay olduğunu gördüm BD'nin. Aynı zamanda yükseklik olduğunu gördüysem otomatik olarak ne demiştik? Bu kenarortaydır ve ikizkenar üçgendir dedik. O halde x'i bulabilmek için AD ile DC birbirine eşittir diyorum. 3x eksi 4'ten 5'e eşittir dedim. O halde 3x eşittir. Eksi 4 artı 4 olarak geçti. 9 olur diyorum. X'in değerini 3 olarak buldum.
Aynı zamanda ikizkenar üçgen demiştim. Yani y artı 2 eşittir 13 diyorum. Buradan y'yi 11 biliyorum. Benden x artı y'yi istedi. X 3'tü. Y 11'di. İkisini toplarsam 14 derece olur diyorum. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Üçgende kenarortay, açıortay ve yükseklikle. Arkadaşlar, eşkenar üçgenle ikizkenar üçgen benziyor ama bir tek farkımız var. Eşkenar üçgende bütün kenarlara ait yükseklikler, açıortaylar ve kenarortaylar birbirine eşittir. İkizkenar üçgende sadece tabana ait yükseklik, açıortay ve kenarortaydı. Burada bütün kenarlara ait arkadaşlar. Bakalım. Bakın BC kenarının AF hem açıortay hem yükseklik hem kenarortaydır. Aynı şekilde AC'nin yüksekliği BE'dir. BE açıortaydır ve kenarortaydır diyorum. Ve AB için de DC'nin aynı durumda olduğunu söylüyorum. Evet, devam ediyorum arkadaşlar direkt etkinliklerle. Birinci etkinlikle devam edelim arkadaşlar. Aşağıda izometrik kağıtta verilen üçgenlerden hangisinde herhangi bir kenara ait açıortay, kenarortay, yükseklik aynı doğru parçasıdır diye soruyor. Arkadaşlar şöyle birazcık büyütelim diyorum. Aslında bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu üçünün aynı olabilmesi için ne olması gerekir? Eşkenar üçgen olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi A'ya baktığımız zaman eşkenar üçgen olmadığını görüyorum. B'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. Yani eşkenar üçgendir ve bunu açıortay, kenarortay ve yüksekliğin aynı doğru parçası olduğunu söylüyorum. C'ye bakıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birimdir diyorum. Şimdi C'ye baktığım zaman arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Ama bakın arkadaşlar burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hatta 9 birim gibi. 8 birim diyelim. Yani eşkenar üçgen değildir diyorum. Şu C'yi de işaretleyelim gençler. D'ye baktığım zaman eşkenar üçgen olmadığını görüyorum. Son olarak E'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim arkadaşlar. Yani eşkenar üçgendir diyorum ve aynı doğru parçası hem yükseklik hem açıortay hem de kenarortay olacak diyoruz. Evet, ikinci etkinliğe geçiyorum arkadaşlar. Evet, ikinci etkinliğe baktığımız zaman ikinci sorumuzda ne istiyor? ABC eşkenar üçgendir. AF FC'ye eşit. Eşkenar üçgende zaten ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. AE BC'dir arkadaşlar, diktir diyor. Yani bunun yükseklik olduğunu gösteriyor. CD'nin de açıortay olduğunu gösterdi. Arkadaşlar eşkenar üçgende eğer bir tanesini sağlıyorsa bu otomatik olarak kenarortaydır, açıortaydır ve yüksekliktir diyeceğiz. Ve AD'nin 10 cm olduğunu söylüyor. Peki benden ne istiyor? EC ile AC'nin toplamını istiyor. O halde arkadaşlar EC şöyle bakıyorum. Burada arkadaşlar her birisi 10'ar santimetre diye düşünüyorum. Çünkü hem kenarortay hem açıortay hem yükseklikti. O halde EC'ye bakıyorum 10 santimetre. AC'ye bakıyorum. AC nerede arkadaşlar bakın. Şu ikisinin toplamı 10 artı 10'dan 20 santimetre. Bu ikisini topla diyor arkadaşlar. O halde 20 artı 10'dan toplamı 30 santimetre olur diyoruz. Sorumuzun cevabını arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Üçüncü soruya baktığım zaman ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu söylüyor. Evet, G kenarortayların kesim noktasıdır arkadaşlar. Yani bütün yani DC, BE ve AF arkadaşlar bizim için kenarortaydır. Hemen kenarortaysa bunların birbirine eşit olduğunu gösteririm. Buna göre ABC üçgenin çevresi arkadaşlar. Bakın şu BC'yi bulursam 6 6 12'dir. Eşkenar üçgen olduğuna göre o halde çevre eşittir.
3 çarpı 12'den 36 santimetre olur diyoruz. Evet, devam edelim gençler. Birinci soruya bakıyorum. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinde AD hem açıortay hem kenarortay değildir diye soruyor arkadaşlar. Yani aslında ne arıyoruz? Biz burada arkadaşlar, yani eşkenar üçgen veya ikizkenar üçgen değildir gibi düşüneceğiz. O halde seçeneklere baktığım zaman arkadaşlar bakın, C şıkkında sorumuzun cevabı C'dir. Çünkü burada sadece yüksekliği göstermiş. Bana ikinci bir bilgiyi de vermesi gerekiyordu. Yani en azından açıortayı veya kenarortayı olduğunu göstermesi gerekir diyorum. A şıkkına baktığım zaman buralar 60 derece ise tepe açısı da 60 derecedir. Yani eşkenar üçgendir diyorum. B'ye baktığım zaman bakın arkadaşlar, bunun toplamı 60. O halde burası da 60'tır. Eşkenar üçgendir diyorum. Şimdi bakın burası 90, burası da 30'sa buraya 60 derece kalır. Yani burası da 30 olur diyorum. Eşkenar üçgendir diyorum ama C ile ilgili böyle bir bilgimiz yoktur diyoruz. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda verilen üçgenlerin hangisinde AB kenarına ait yükseklik açıortay kenarortay eşit uzunluktadır diyor arkadaşlar. Yani eşkenar üçgeni arıyorum. Şimdi A'ya baktığım zaman 30-60 ise burası arkadaşlar 90 derecedir. Önce verilmeyen açılara bakalım. 60-60 ise burası 60'tır. Aslında sorumuzun cevabı ortaya çıktı diyorum. 120 ise 20 ise toplarım 140. 180'den çıkardım, 40 derecedir. 50 ile 60 topladım, 110. Burası da 70 derecedir. Açıortay, kenarortay yükseklik aynı olması eşkenar üçgen olsun diyorduk arkadaşlar. Seçeneklere baktığım zaman B şıkkındaki üçgen eşkenar üçgendir diyorum ve doğru cevap B şıkkıdır diyoruz. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, üçüncü soruya baktığım zaman ABC eşkenar üçgen. F açıortayların kesim noktasıdır arkadaşlar. Buna göre EFC kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar kesim noktasıysa demek ki bunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda bana ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu söyledi. Yani her bir köşesi 60 derece. Peki benden ne istiyor? EFC. EFC şu açı istiyor arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum. Bu eşkenar üçgende açıortay aynı zamanda yükseklikti. Bakın burası 60'tı. O halde buraya 30 ve 30 kaldı. Şu anda FEC üçgenine bakıyorum. Burada arkadaşlar bakın, birisi 90, diğeri 30'sa o halde ben 30'da bunu toplayıp 90 bulmam gerekir diyorum. Veya 90 artı 30'dan 120 derecedir diyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. O halde EFC açısının ölçüsü 180 eksi 120'den 60 derecedir diyorum. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, burada dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.